dinlemek istiyorum girer girmez. Fikri Bey, sizinle başlayalım. Yerel seçimler bu kadar önemli olmuş muydu geçmişte? Neden bu sefer bu kadar önemli? Özellikle büyük şehirlerin kime geçeceği, kimde kalacağı neden bu kadar tartışma konusu? Genel seçim havasında geçen bir yerel seçim izlencesi var çünkü önümüzde. Nasıl değerlendirirsiniz? Bildiğiniz gibi Çiğdem Hanım, yerel seçimler aslında demokrasinin beşiğiydi diye adlandırılır. Çünkü yerel seçimdeki ortaya çıkacak olan yerel yöneticilerle o kentin hemşirileri, yani yurttaşlarımız arasında bir evlerinin kapısı vardır. O kapı da açık olmasa dahi yönetici evin içindedir ve kentli hemşeri de yöneticiyi her dakika takip eder. Suyu açıp akıyorsa o yöneticisi başka türlü değerlendirir, akmıyorsa başka türlü değerlendirir. Otobüs önündeyse, yolu çamurluysa farklı gözle bakar. O nedenle yerel yönetimler çok önemli. Belediye başkanları özellikle çok önemli. Demokrasinin beşiği olmaktan öte aynı zamanda da kentli yurttaşın, hemşehrinin demokrasi, hak, özgürlükler ve asıl yönetim, hizmette yönetim anlayışını görebilmesi, o siyasi parti veya bağımsızın görebilmesi adına da önem taşımaktadır. Şimdi gelelim de bu seçimlere. Bu seçimlerde bildiğimiz gibi 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi 11 büyükşehir, 30 büyükşehirin 11'inde ki Türkiye nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir kent bütünlüğü içerisinde hizmet ediyor. Ve 5 yıllık hizmeti de bulundukları kentlerde son derece başarılı olarak değerlendiriliyor ve önümüzdeki zaman içerisinde de bu 3'te 2'lik nüfusun oyu bugünkü 21 yıllık iktidarın ve zamlardan başka hiçbir şey yapmayan ve insanları saygıyla karşılamayan, emeğini sömüren, yandaşları diğerlerinden çok farklı gören ve ülke kaynaklarını kendi adına sömüren, çalan bir iktidarla karşı karşıya. Bu iktidarın devrilmesi ya da Türkiye'nin bir laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olmaktan çıkarılması için büyük bir şekilde çaba gösteren iktidara teslim olmasıyla böyle bir yani bıçak sırtında geçen bir noktaya geldik. Onun için seçimler çok değerli ve seçimlere de 19 gün kaldı. Bu 19 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli adayları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşünceleri, kent yönetimindeki bundan önceki arkada bıraktığı izler tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarılı hale getirecektir. Buradan da bugünkü iktidarın artık gidici olduğu ortaya çıkacaktır. Bunu iyi görmek gerekiyor. Yani AKP'nin ölmek ve kalmak arasındaki bir seçime gittiğini değerlendirmeliyiz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan büyük nefes nefese, büyük bir heyecanla kentleri dolaşıyor ve aklınıza gelen her şeyi değiştirerek, çarpıtarak söylemeye çalışıyor. Hakaret ediyor ve asıl kafasının arkasındaki anlayışı da dile getirmeye çalışıyor. Bana oy verirseniz hizmet olur, vermezseniz hizmet gelmez, garip kalırsınız diyebiliyor. Bu yurttaşla arasına konmuş olan çok ciddi bir mesafedir. Bu mesafenin karşılığında cevap verilecektir. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'deki adayları görünce zaten Cumhuriyet Halk Partisi önde olmasının çok doğal olduğunu açıkça görüyoruz. O nedenle AKP ölmek ve kalmak arasındaki bir seçimi kendi lehine çevirmek için uğraşıyor. Ama artık zaman kalmadı. Bunu iyi görmemiz lazım. Ben yerel seçimler sonucunda AKP'nin çok kısa bir zaman içerisinde yeniden bir genel seçime gideceği düşüncesindeyim. Nitekim bunun sinyallerini Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz 2 gün içerisinde verdi. Bu benim son seçim dedi ve hemen arkasından AKP'li yetkililer şunu söylemeye başladılar. Biliyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan 3. dönemini yaşıyor ama meclis kendini feshederse, süresinden önce feshederse yeni bir seçime gidilir. Recep Tayyip Erdoğan 4. defa da aday olur. Aslında anayasa dışı suç işlenen bir dönem yaşıyoruz. Keylem yekün
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ve adaylık sonrasındaki seçim kazanmasıyla ilgili yönetim anlayışında ciddi yasa dışılık var. Meşruiyet yok bir kere. Onu açıkça söyleyeyim. Evet, seçime gitti, oy aldı. Bunları meşru olarak kabul edebilirsiniz. Ama anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan ikiden fazla aday olamaz. Büyük bir oyunla ve maalesef muhalefetin de bunu zimnen kabul etmesiyle çıksın da sandıkta yenelim gibi fantazilerle üçüncü defa aday yapıldı. Şimdi dördüncü defa aday olmanın yollarını arıyor. Bundan önce de benim son seçimim demişti, bunu biliyoruz. Ama bu son seçimlerin bir sonraki seçimin habercisi olduğunu farkındayız. İstanbul kazanılıyor çünkü. Ankara zaten kazanılmış durumda. İzmir'de artık onlarla ilgili bir şey söylenemez. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan dolu dizgin bir sonrası, yani 1 Nisan sonrasını hesaplamaya çalışıyor. Bu da onu kaybedeceğini açıkça gösteriyor. Benim gördüğüm bu. Umarım Türkiye için hayırlı olan bir sonuç çıkar. Ramazan'ın birinci günü. Ben mübarek Ramazanlarını kutlamak istiyorum bizi dinleyenlerin de. Ama şunu da iyice görmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti laik demokratik bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyette halifelik, hilafet gibi sözlerin edilmiş olması Türkiye'yi başka bir yere götürmeye çalışan, şeriatın istenilmesi başka bir noktaya taşınan bir anlayıştır. Şeriat deyince bunun bir İslami hukuk kuralları olduğunu iyice görmek lazım. İslam'la ilgisi olmadığını söylemek isterim. Şu anlamda İslam'la ilgisi yok. Yani Kur'an'da şeriat istenir lafı yanlıştır. Şeriat bir hukuk düzenidir. Şeriat dediğiniz zaman da bugün 56 Müslüman ülkesinin hepsinde olmasa bile birçoğunda şeriat hüküm sürmektedir. Yani şer'i hukuk hüküm sürmektedir. O zaman hangi şeriatı istiyorsunuz diye sormak lazım. Taliban'ın şeriatını mı, FETÖ'nünkini mi istiyorsunuz, yoksa İran'ın mı, Boko Haram'ın mı, hangisini istiyorsunuz diye sormak lazım. Bir başka şey, biz ılımlı İslamcıyız diyorlar. Ilımlı İslam ne demek? İslam ya vardır ya yoktur. Ilımlı İslam, yolsuzluk yapmak, hırsızlık yapmak, günah işlemek, 6 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenmekse bu İslam değildir. Ama bugünkü iktidar bunları peşi sıra sıralayan bir noktaya gelmiştir. Ve ben bunların hakiki, gerçek anlayışta bir İslam'la ilişkileri olduklarına inanmıyorum. Yani inananlar, mütedeyyinleri ayırmak istiyorum. Oy veren ve kandırılmış